bidatlerin hepsi doğru yoldan ayrılmaktır. Halid bin Madan Hazretleri tabiinin büyüklerinden olup, hadis alimidir. Eshab-ı kiramdan 70 zatla görüştü. Humus'ta ikamet etti. 104, miladi 722, de vefat etti. Her iki günde bir 40 bin tesbih, Sübhanallahi ve bihamdihi okur ve bunun çok kıymetli olduğunu bildirirdi. Her kim bu kelimeyi söylese Allahü Teala onun için bir melek yaratır, melek kıyamete kadar bunu söyleyen kişi için dua eder, buyururdu. Rivayet ettiği hadisi şeriflerden bazıları. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdular ki, Allahü Teala'dan korkunuz, sözümü iyi dinleyiniz ve itaat ediniz. Ben öldükten sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halifelerimin yoluna sarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız. Çünkü, bu yeni şeylerin hepsi bidattır. Bidatlerin hepsi, dalalettir, doğru yoldan ayrılmaktır. İki türlü cihad vardır. Her kim, Allahü Teala'nın rızasını talep eder, devlet başkanına itaat eder, helalden kazanıp helalden sarf eder, ortağına kolaylık gösterir ve fesat şeylerden kendisini muhafaza ederse, o kimsenin uyuması, uyanması ve bütün hareketleri sevaptır. Her kim gösteriş ve riye için gaza ederse, devlet başkanına karşı gelirse, yeryüzünde fesatlık yaparsa, o kimse bu gazadan hiçbir sevap kazanamaz. Peygamber Efendimiz bir gün bir kimseyi namaz kılarken gördü. Bu kimse, abdest alırken ayağının az bir yerini yanlışlıkla yıkamadı. Peygamber Efendimiz, namazdan sonra bu kimseye, yeniden abdest alıp, namazını kılmasına emir buyurdular. Hazreti Halid bin Madan buyurdu ki, müminlerin en çok sevdiği şeylerden birisi namaz kılmaktır. Fasık kimselerin de en çok sevdiği şeylerden birisi uyumaktır. Birinize, bir hayır kapısı açılırsa onun kadrini kıymetini iyi bilsin. Zira o kapının ne zamana kadar açık olacağını ancak Allahü Teala bilir. Bu kapı aniden de kapanabilir. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İçinizde en hayırlı olanınız yedikten sonra Allahü Teala'ya hamd edip, oruç tutanınızdır. Allahü Teala herkese 4 adet göz vermiştir. 2 tanesi zahir olan, görünen. Gözleridir ki, başındadır. İkisi de kalbindeki batın, görünmeyen olan gözleridir. Allahü Teala bir kimseye hayır murad ederse, o kimsenin kalp gözlerini açar ki, o gözleriyle görünmeyen bilinmeyen şeyleri müşahede eder, görür. 3 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.